Belgesel Yayıncılık sunar. ...35 yıllık gazeteciyiz ve Türk basınının, matbuatının, neşriyatının, medyanın, basının, yayının nereden nereye geldiğinin en canlı şahitleriyiz. Geçmişte küçük bir haberi temsilcisi olduğumuz TRT'ye ve medya kuruluşlarına iletebilmek için basın ödemeli önceliğimiz olmasına rağmen 4-5 saatte Gebze'den ancak İstanbul Harbiye'deki radyo evine, TRT'ye haberlerimizi zor geçerdik. Ve hele görüntülü haberlerimizi önce kaset yapar, sonra otobüslere vererek İstanbul'a gönderirdik. Bir resmi gazeteye basabilmek için önce siyah beyaz fotoğrafını çeker, ardından İstanbul'da klişeye gönderir, klişeden bize gelir ve o klişeyi basardık. Temsilcisi olduğumuz Anadolu Ajansı'na haberleri, görüntüleri ulaştırmak içinse telefoto denen o cihazın başında saatlerce beklerdik. Teletekstler, fakslar artık mazi oldu ve Türkiye önce telefon, telekomünikasyon, ardından dijital telefon, cep telefonu, bilim, bilişim çağını yakaladı. Şimdi de uzay çağına yolculuğa çıkıyor. Göktürk uydusunun nasıl uzaya fırlatıldığının hikayesini bir zamanlar temsilciliğini yaptığımız TRT haberlerinden izleyerek tarihe şahitlik yapmak istiyoruz. Türkiye'nin dünya üzerindeki yeni gözü Göktürk 2. Göktürk 2'yi gökyüzüne uğurlamadan önce Kazan'daki TAİ tesislerinde bir tören düzenlendi. Tören öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Törene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'le Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, belki de 10 yıla varmadan Türkiye kendi uydularını sadece üreten değil, aynı zamanda fırlatan ülkelerden bir tanesi olacaktır. Kendimiz için uydu ürettiğimiz ve fırlattığımız gibi başkaları için de, başka ülkeler için de uydu üretebilen ve onlar için de uydu fırlatabilen bir ülke haline gelmiş olacağız. Günümüzde gelişmiş ülkeyle gelişmekte olan ülkelerin arasındaki ölçülerden birisi de uzayı ne kadar kullandığıyla bağlıdır. Uzayı en çok kullanan ülke en gelişmiş ülkedir. Uzayı hiç kullanmayan ülke herhalde hiç gelişmemiş ülke desek yeridir. Ve beklenen an geldi. Milli gururumuz Göktürk 2'nin proje aşamaları Sinevizyon eşliğinde izlendi. Ardından uydunun son kontrolleri yapıldı. Göktürk 2'nin görev ve istasyon bilgisayarlarının yazılımları tamamen yerli. Geçen yıl fırlatılan RASAT'ın ardından milli kaynaklarla geliştirilen ikinci gözlem uydusu. 450 kilogram ağırlığındaki uydu, yerden 700 kilometre yüksekte, güneşle aynı yörüngede yer alacak. Asım, milletim adına tebrik ediyorum. Şu anda biz de sizleri Ankara'dan izliyoruz. Evet, roketten rampalar ayrıldı. Uğurcan ya. Uğurcan ya. Evet, son 30 saniye. Heyecanlanıyorsunuz. Onlar tabii Çince 19, 8, 7 böyle başlayacaklar. Biz onların aklını karıştırmıyoruz. Sıfır. Hadi ya Allah, bismillah. Öyle mi? Evet, hayırlı olsun bakalım.
Sevgili izleyenler, şu dakikalar çok özel dakikalar. Çin'den uydumuz, yerli üretim Göktürk 2 uydumuz fırlatıldı ve gökyüzündeki yerini almak için 686 kilometre yukarıya çıkacak. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk istikbal göklerdedir demişti. Bu yolu, bu düsturu bizlere hedef göstermişti. İşte tam o anları yaşıyoruz. Bu sözün en doğruya çıktığı anları yaşıyoruz. Çin'de Jiguan Uzay Fırlatma Merkezi'nde... Saygıdeğer Meclis Başkanım, değerli katılımcılar, çok değerli dostlarım, bizleri ekranları başında izleyen aziz milletim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye adına, milletimiz adına gerçekten çok büyük bir iftihar anını hep birlikte yaşadık ve yaşıyoruz. Göktürk 2 adını verdiğimiz yerli uydumuz yarım saat kadar önce saat 18.12'de Çin'den uzaya fırlatıldı. Biz de buradan yaklaşık 15 dakika önce de uydumuzu fırlatma aracından başarıyla ayrıldığını izledik, gördük. İnşallah bir saat kadar sonra Norveç'teki yer istasyonunda ilk sinyali almayı ümit ediyoruz. Türkiye saatiyle 21.30 civarında da yine umuyoruz ki Ankara'daki yer istasyonlarından ilk sinyali almaya başlayacağız. Göktürk 2 uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. %80'in üzerinde yerli üretim olan bu milli uyduyu inşa eden, bugün milletçe bizlere bu gururu, bu iftiharı yaşatan bilim insanlarımıza, mühendislerimize, emeği geçen herkese şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu büyük projeyi gerçekleştiren TÜBİTAK, özellikle Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'ne, TUSAŞ'a, bu kurumlarımızın değerli yöneticilerine, mensuplarına, bu projeyi takip eden Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, geçtiğimiz yıl yine bugünlerde 17 Ağustos'ta RASAT adını verdiğimiz yerli uydumuzu Rusya'dan uzaya fırlatmıştık. RASAT'ta tıpkı bugün uzaya gönderdiğimiz Göktürk 2 uydusu gibi kendi imkanlarımızla, kendi bilim insanlarımızla, kendi mühendislerimizle ürettiğimiz bir uyduydu. RASAT bir senedir görevini başarıyla yerine getiriyor. Şu ana kadar RASAT yörüngesinde 7160 tur attı. 2.662.000 kilometre kare alan görüntüledi. Türkiye coğrafyasının %98'i RASAT uydumuz sayesinde görüntülendi. Bugün uzaya gönderdiğimiz Göktürk 2 uydusu RASAT'tan daha ileri teknolojiye, daha ileri imkanlara sahip bir uydu olarak keşif ve gözetleme yapacak. Çevre ve şehircilik hizmetlerine katkı sağlayacak. Doğal afetlerle mücadele, tarım, haritacılık gibi alanlarda ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Ormanlarımızı, sahillerimizi, deniz kirliliklerini, kentsel gelişimi, kaçak yapılaşmayı Göktürk 2 uydusu ile daha kolay takip edebileceğiz. Aynı zamanda orman yangınlarını, su baskınlarını, heyelan alanlarını, deprem bölgelerini ve bu afetlerden önce alınması gereken tedbirleri de yine bu uydumuz sayesinde tespit edeceğiz. En önemlisi de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin keşif ve gözetleme ihtiyacını 2.5 metre çözünürlüğü olan görüntüler gönderen bu uydumuzda çok daha net şekilde karşılamış olacağız. Elbette bugün Türkiye için, milletimiz için gerçekten tarihi bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye olarak geçmişte de uzaya uydu gönderdik. Ancak bugün gönderdiğimiz Göktürk 2 uydusu bu alanda artık
iddia sahibi bir ülke konumuna yükseldiğimizin de somut bir ispatı oldu. Şu anda kendi uydusunu imal edebilen 25 ülkeden biri konumuna yükseliyoruz. Dünyada uydu fırlatabilen, az önce değerli hocamızın da ifade ettiği gibi 11 ülke var. İnşallah TÜBİTAK'ın, TUSAŞ'ın, diğer kurumlarımızın yapacağı çalışmalarla kendi fırlatma istasyonuna sahip bir ülke olabilmek için de imkanlarımızı seferber edecek, Türkiye'yi bu seviyelere de ulaştıracağız. Çok daha önce uzaya gönderdiğimiz Göktürk 2 uydusu azmin ve özgüvenin Türkiye'yi nerelere getirebileceğinin, nerelere taşıyabileceğinin en anlamlı bir göstergesidir. Biz ülke olarak, millet olarak, değerli arkadaşlarım, yaparız dedik ve yaptık. Bir hayal kurduk, o hayalin peşinden koştuk. O hayali plana, projeye dönüştürdük ve ardından somut bir biçimde işte bugün o hayali gerçeğe dönüştürmüş olduk. İstiklal şairimizin ifadesi çok anlamlı. 100 yıl önce, daha 1913 yılında millete sesleniyor ve şunları söylüyor. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar, meyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel. Çünkü zaman dar, uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Evet, biz işte böyle bir ruhla, böyle bir özgüvenle, böyle bir azim, ümit ve kararlılıkla hareket etmek durumundayız. Biz yetiştirdiğimiz öğrencilere, genç nesillere, çocuklara böyle bir ufku, böyle bir vizyonu vermek zorundayız. Bakın, yıllar yılı bizde diğer devletler, diğer medeniyetler karşısında maalesef ezik nesiller yetiştirmek istendi. İthal her ürüne hayranlıkla bakan, dünyadaki her gelişmeyi hayranlıkla izleyen ama ben bunu daha iyi yaparım demeyen, diyemeyen nesiller yetiştirmek istendi. Son 50 yılda dünyada her alanda çok büyük değişimler ve bilimsel, teknolojik ilerlemeler kaydedilirken biz de başta üniversiteler olmak üzere kamuoyu gereksiz, faydasız, boş tartışmalarla meşgul edildi. Bugün artık tüm bu gereksiz tartışmaları geride bıraktık. Biz geleceğe odaklandık. Milletçe 75 milyon 2023 hedeflerine inandık ve hamdolsun emin adımlarla, kararlı adımlarla bu hedefe ilerliyoruz. Hızımızı hiç kesmeyeceğiz. Son 10 yılda yakaladığımız bu ivmeyi sürekli yükselteceğiz. Eğitime, araştırma geliştirmeye yapılan yatırımı sürekli artırarak, bilimsel çalışmaları teşvik ederek, yüksek teknolojiye dayalı sanayiyi büyüterek inşallah hedefleri tutturacağız. Sayın Başbakanım, şu anda Göktürk ödümüz yörüngeye oturmuştur, bilgilerinizi arz ediyoruz efendim. Evet, sıkıntı yok. Yolunda ilerliyor. 10 yıl önce Türkiye çok ağır krizlerle mücadele eden, özgüvenini yitiren, hiçbir büyük iddia sahibi olmayan bir ülkeyken 10 yıl sonra bugün artık kendi imal ettiğimiz uyduyu hamdolsun uzaya gönderiyoruz. 10 yıl önce hayali bile mümkün değilken bugün kendi insansız hava uçaklarımızı, hava araçlarımızı, kendi tanklarımızı, kendi gemilerimizi, kendi helikopterlerimizi tasarlayan, üreten bir ülke konumuna yükseldik. Bizim için de
Bizim gençlerimiz için de bundan sonra hiçbir hedef, hayal olamaz. Allah'ın izniyle geriden çok daha parlak, ışıl ışıl, heyecanlı, coşkulu, azimli ve en önemlisi de özgüveni yüksek gençler geliyor. Ve onlar çok daha iyilerini yapacak. Çok daha büyük başarıları bu millete yaşatacaklar. Sadece milletimize değil, bugün özellikle gençlerimize bu özgüveni vermenin iftiharını yaşıyoruz. Bir kez daha bu heyecanı, bu gururu yaşamamıza vesile olan bilim insanlarımıza, mühendislerimize ve çalışanlarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, TÜBİTAK ve TUSAŞ'a, bunun yanında Göktürk 2 uydusunun bu yapımında özellikle geleceğe yönelik en önemli talepkar durumunda olan başta silahlı kuvvetlerimiz, Genelkurmay Başkanımız, Hava Kuvvetlerimiz hepsi olmak üzere el ele vereceğimiz bu mücadelenin milletimiz için hayırlara vesile olmasını, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, gördük. İşte uzaya uydumuz böyle fırlatılmıştı. Göktürk uydusu Göktürk Devleti'nden adını almaktaydı. Tarihteki çok önemli bir devlet Göktürk Devleti. Orhon kitabeleri olarak da bildiğimiz o meşhur Orhon yazıtları o Göktürk Devleti'nin ihtişamlı geçmişini, medeniyetini de yansıtmakta. Çin'e yakın bir yerde, Moğolistan'da oralara gidip Orhon Vadisi'nde, Ötüken'de belgeseller çekip ardından Çin'e, Çin Seddi'ne ve bölgelere gittik. Çin hızla gelişiyor. Türkiye'nin Göktürk uydusunu Çin üzerinden fırlatması ise beni tarihe yolculuğa çıkardı. Aslında Türkiye'nin kendi uydu sistemi, uydu fırlatma merkezinin de kurulacağı müjdesini Bilim Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün'ün açıklamalarından öğrenmiş oluyoruz. Ancak bu uydu fırlatma merkezinin en güzel, en kapsamlı, en yakışır bölge Kocaeli bölgesi. Kandıra, Derince sahilleri, bir zamanlar Gebze'nin nahiyesi olan Taşköprü bölgesi. Taşköprü bölgesi de bu işe en güzel yer olarak seçilmekte. Zira TÜBİTAK uzmanları Karadeniz sahilindeki bölgelerden ancak uydunun fırlatılabileceği tezini de işlemekte. Ve yine sizleri kısaca bir Kocaeli bölgesine götürelim. Uydu fırlatma merkezinin Kocaeli bölgesinde kurulması için tüm Kocaeli'deki sivil toplum örgütleri, siyasileri, yetkilileri, yöneticileri kampanya yapmaya davet ediyor. Tarihe not düşme adına bu bilgileri sizlerle görüntülü olarak paylaşıyoruz. Gebze, Osmanlılar döneminde Kastamonu sancağı ve İstanbul'a bağlı bir ilçeyken 20 Nisan 1924 yılında yapılan bir değişiklikle Kocaeli iline bağlandı. Bir zamanlar Gebze'de Merkez, Darıca, Molla Fenari ve Taşköprü nahiyelerine bağlı Yarımca'dan Tuzla'ya kadar onlarca köy bulunuyordu. Bu köylerin birçoğu bugün ilçe merkezi ve belediye haline getirilerek İstanbul ve İzmit'e bağlandı. Gebze sanayi ve ticaret merkezi olduğu kadar bilim ve teknoloji şehridir. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Teknoloji Serbest Bölgesi ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Gebze'de faaliyet gösteriyor. Gebze yetişmiş insan gücü, organize sanayi bölgeleri, bilimsel ve teknik araştırma kuruluşlarıyla Dünya Sanayi Ticaret ve Bilişim Teknoloji Merkezi olma yolunda. Kocaeli, bir yanda kumsallarıyla denizi, bir yanda Samanlı dağlarındaki yaylaları, bir yanda Sapanca Gölü, öbür yanda İzmit Körfezi'nin sahilleri. Karamürsel'in sepeti, Kandıra'nın yoğurdu, Hereke'nin halısı, Körfez'in kirazı, Gebze'nin üzümü, kısacası misafirperver sıcak insanıyla Kocaeli, yeşiliyle, deniziyle, mavisiyle bir başka güzel. Kocaeli'yi tanımak, bilmek,
hissetmek ve yaşamakla anlaşılır. Kocaeli üzerinden bir güneş daha batıyor. Kocaeli'de birçok medeniyetler kuruldu. Birçok millete ev sahipliği yaptı. Biz Kocaeli'de bir medeniyetin belgeselini çekiyoruz. Kocaeli bir anlamda bizim de geleceğimiz. Ona sahip çıkmak vefa borcumuz. Kocaeli'nin birbirinden güzel ilçeleri geçmişten emanet alıp gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır. Kocaeli'ye sahip çıkarak geleceğimizi de kurtaralım. Kocaeli bizim geleceğimiz ve her şeyimizdir. Belgesel yayıncılık sundu. Belgesel yayıncılık tanıtım filmleri çekiminde hizmetinizdedir. İl ve ilçe tanıtımları, belediye hizmetleri, şirket ve firma tanıtımlarınız için hizmetinizdeyiz. Belgesel yayıncılık çalışmalarını Kültür Bakanlığı Eser Yapım Yetki Belgesi ile yapmaktadır. Belgesel yayıncılıkta eser ve hizmetlerinizi CD yaptırıp ebedileştirin. Adres: Belgesel Yayıncılık, telefon 0262 641 43 99. Gebze, Kocaeli. Belgesel yayıncılık sundu. Cebeli Tarık Boğazı'ndayız. Azerbaycan'ın başkenti. Adriyatik sahillerinde Arnavutluk'tayız. Şimdiki durağımız da Kudüs. Peygamber Efendimiz'e ilk vahyin nazil olduğu Nur Dağı'ndayız. Seçin Sertli'deyiz. Bosna Hersek'in başkenti Sarayoğlu. Belgesel yayıncılık 25 yıldır belgeselleriyle kültür ve medeniyet tarihimizin hizmetinde. Burası Hong Kong, İstiklal Marşı şairimiz. Araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman yönetiminde güçlü yapım kadrosu ve ilkeli hizmet anlayışıyla dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi belgeselleştiriyor. Belgesel yayıncılığın eserleri uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel televizyon kanallarında izleyici ile buluşuyor. Belgesel yayıncılık Avrasya Yayıncılar Birliği üyesidir. Çeyrek asırlık bir tecrübeyi bugünlere taşıyan belgesel yayıncılık, gelecek nesillere tarih bilincini aşılayarak kültür hizmeti sunmaya devam ediyor. Belgesel yayıncılık, kubbede hoş sada bırakmak için.